Çok kıymetli AFAD Başkanımız, içinde iyilik olan, fayda olan ve mazluma ve ihtiyaç sahibine yardımcı olan, her işte yanımızda görmeye alıştığımız, bizleri hiçbir zorluk karşısında yalnız bırakmayan ecdadımızın, bu topraklarda bize bırakılan büyük medeniyet mirasının emanetini yürütmeye çalışan ve bütün dünyaya örnek nasıl olunabileceğini gösteren, savaştan kaçan, yoksun olan, annesini babasını kaybetmiş insanın, yaşlı olup bakıma muhtaç olan, etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada umudu olan, ümidi olan sivil toplum kuruluşlarımızın, yardım kuruluşlarımızın çok kıymetli başkanları, onun değerli yöneticileri, temsilcileri, AFAD Başkanlığımızın ve Göç Başkanlığımızdan çok kıymetli yöneticilerimiz ve mesai arkadaşlarımız. Sesimizi ve bu yapılanları kamusallaştırmaya çalışan, hem ülkemizle hem de dünyayla buluşturmaya çalışan kıymetli basın mensuplarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleriyle, öncelikle 20 bin hedefiyle başlayıp 50 bin biriket eve ulaştırdığımız Bir Aradayız ve İdlib'in Yanındayız kampanyamızı, yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın hepimize verdiği hedefle 100 bin sayısına tamamlayacağımız yeni etabına başlamamız vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hem teşrifleriniz için hem de bu yolculukta insanlığı yalnız bırakmadığınız için, ortaya koyduğunuz katkılarınız için, yardıma, desteğe, iyiliğe olduğunuz köprü için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hepinizi hürmetle, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Bu benim tespitim ve ifadem değil. 10 Aralık 1948 tarihinde, o günün şartlarında Türkiye dahil 48 ülkenin imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3. maddesinde geçen ifadedir. Birinci ise daha dikkat çekici bir ifade var. Diyor ki, insanlar akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısı 84 milyon. 2014 yılından itibaren sadece Akdeniz'de kayıtlara girmiş en az 23.801 mülteci veya sığınmacının göç ederken, yani bir taraftan bir tarafa doğru giderken yaşamını yitirdiği bir dünyada bahsettiğim bu maddelerin karşılandığını iddia etmek elbette ki mümkün değildir. Yani bir tarafta yazıyor ama sadece askıda kalıyor. 1948'den beri bu bildirge ne Afganistan'a, ne Filistin'e çare olabildi. Ne de bugün Somali'deki sefalete, Arakan'daki zulme, Suriye ve Kuzey Irak'ta yaşananlara engel olabildi. Sorun yazılı metinde değil. Yazılı metin yukarıdan aşağıya bunu koymuş. 1948'deki bu metinden önce Hazreti Adem'den bugüne kadar bu metin defalarca insanoğlunun gündeminde olmuş. Bizim inancımızın ve değerlerimizin tamamında ve bize bugüne kadar inancımızın ve değerlerimizin naklettiği tüm öğretilerde var. Hiçbir eksiksiz bir şekilde var. Sorun nedir biliyor musunuz? Sorun küresel samimiyettir. Sorun
sorunlarını doğuya yıkan, sürekli istikrarsız üretmeye çalışan, işin ucu kendine dokununca da sırtını dönen, değil yaşama hakkı, bir bardak suyu dahi kimseye reva görmeyen ve tarihlerinde sömürgecilik damgasıyla damgalanmış batılı zihniyettedir. Peki biz hangi pozisyondayız? Biz o beyannameye imza attık ve imzamızla insanlığa bugüne kadar mahcup olmadık. Şu masada gördüğünüz arkadaşlar veya görmediklerinize dahil olmak üzere, devletimizin de ortaya koyduğu iradeyle birlikte son 4 yılda dünyada insani yardım yapan 1. ülkeyiz. Ve biz Amerika'dan zengin değiliz. Biz Almanya'dan da zengin değiliz. Ama tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin vicdanını ifade eden bir cümleyle ortaya koyduğu gibi biz dertliyiz. Bizim bir derdimiz var. Biz dün de samimiydik. Biz bugün de samimiyiz. Ama aynı zamanda gerçekçiyiz. İşin güvenlik boyutunu da, işin sosyal boyutunu da, kapasite ve imkanlar boyutunu da gerçekçi şekilde değerlendiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ve dünyaya da bu konuda rehberlik etmeye çalışıyoruz. Türkiye göç meselesine hayalci veya ütopik bakıyor değildir. Yaşananlar bizim sebep olmadığımız bir güvenlik sorununun coğrafi konumundan dolayı bize yansımadır. Bir daha söylüyorum. Bizim sebep olmadığımız bir güvenlik boyutunun coğrafi konumundan dolayı bize yansımasıdır. Biz sadece bu sorunu akla, bu sorunu mantığa, bu sorunu vicdana ve bu sorunu medeniyet değerlerimize uygun şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Burada altını çizerek söylüyorum. Kim hangi yalanı ve tezviratı üretirse üretsin, kim hangi yabancı düşmanlığından neşet eden, akla ve mantığa sığmayan iftiralar, yalanlar, sosyal medya manipülasyonları, insanlık karşıtlığı oluşturmaya çalışırsa çalışsın, biz insanlığımıza ve vicdanımıza devam edeceğiz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Onların siyasi sebeplerle bir takım yabancı mahvillerin maddi, siyasi ve insani olmayan destekleriyle ortaya koydukları süreçlere de teslim olmayacağız. Bu çok açıktır ve nettir. İnsanlığı yalnız bırakmayacağız. Bundan 100 yıl önce aynı millet olduğumuz komşularımıza sırtımızı dönmeyeceğiz. Onların kendi memleketlerine, kendi topraklarına güvenli, gönüllü, geri dönüşleri, onurlu geri dönüşleri sağlanana kadar da hangi baskı ortaya konulursa konulsun, hangi insani dışılık sergilenmeye çalışılırsa çalışılsın, biz bunu sağlamaya hep birlikte devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, burada bir güvenli bölge oluşturma çağrısını batılı muhataplarına işin en başından beri yapmıştı. Her zamanki gibi kulak tıkadılar. Sonrasında gelen her göçmen dalgasında da hepimiz biliyoruz ki panik yaşadılar. İnsanlık dışı ve kendi değerlerine aykırı tepkiler ortaya koydular. Bugün bizi İdlib'de ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma, bölgeyi terörden arındırma, PKK'nın burada demografiyi değiştirmesine engel olma politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu bölgede hayatın normalleşmesini hem bizim güvenliğimiz hem de bu insani dramın bitmesi için elzem olduğunu biliyoruz. Yeni bir göç dalgasını kaldırabilmemizin mümkün olmadığını da biliyoruz. Bu anlamda kapasitemizin sınırında olduğunu da birçok kez söyledik. Yine söylemeye devam ediyoruz.
Öte yandan karşımızdaki yangın sönmüş değil. Terör örgütleri hala Batı'dan destek almaya devam etmektedir. Avrupa'nın cicili bicili ülkelerinde terör örgütlerinin yürüyüşlerini, kamplarını ve onlara yapılan maddi ve manen destekleri aynen sürdürdüklerini biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Hala komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesinin tesis edilmediğini de biliyoruz. Ülkelerinin kuzeyini fiilen terör örgütlerine teslim ettiklerini de biliyoruz. Ve burada özellikle Amerika'nın altını çizerek bu meseleye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini de, bir taraftan terörle mücadele ediyormuş gibi gözükürken, diğer taraftan terör örgütlerine binlerce tırlık, aynı zamanda lojistik, aynı zamanda terör örgütlerine eğitim, aynı zamanda insan kaynaklarını terörü devam ettirsinler diye daha eğitilmiş bir noktaya getirmeye çalıştıklarını da, ama ondan daha önemlisi, PKK terör örgütünün aynısı olan, Suriye kolu olan PYD terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan bütün uluslararası sistemi yönettiklerini de biliyoruz. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, bu tabloya bakınca aslında İdlib meselesi de çok karmaşık bir stratejiye gerek yok. İşin matematiği basit. Çevremizde, sınırlarımızın yanı başında göçe hazır 2 milyonu İran sınırında Afganlı, 6 milyonu Suriye sınırında olan Suriyeli kardeşimiz, toplam 8 milyon insan var. Ve eğer biz sınırlarımızı duvarlarla ve sınır entegre sistemimizde korumazsak, eğer biz sınırlarımızın ötesinde insani yardımlarımızı ve orada insani yaşamın çok daha iyi olmasını ve normalleşmeyi tesis etmezsek, o bölgede güvenli bir alan oluşturmazsak, bu insanlar doğal olarak bize gelecekler. Çünkü yolun üzerinde biz varız. Bu iş sınırı açma kapama meselesi değildir. Dolayısıyla bu projeyle hem bir göç yönetimi ortaya koyuyoruz, hem bir strateji ortaya koyuyoruz, hem kendi güvenliğimizi sağlıyoruz, hem de yanı başımızdaki bir insanlık dramına hem güvenli bölgeyle, hem o insanların yaşayabileceği bir alanla, hem de bütün dünyanın sırtını dönerken o bölgeleri normalleştirmeye çalışarak insani bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her şey bir yana, sınırımızın dibinde karnı aç çocukların soğuktan donarak hayatını kaybetmesi bizi rahatsız eder. Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, tarif etmeye çalıştığım bu durum, dolayısıyla bildiğiniz gibi 13 Ocak 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflerle AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 12 ulusal sivil toplum kuruluşu ile birlikte bir aradayız, İdlib'in yanındayız kampanyasıyla burada başlamıştı. Burada 12 kuruluşla yine aynı masada başlamıştık. Masamız biraz uzadı ki Allah'a hamdolsun. Demek ki doğru işler yapılıyor, sayı çoğalıyor. Sayı 19'a çıktı. Ve burada birlikte olduğumuz arkadaşlarla birlikte Ocak 2020 tarihinden itibaren defalarca kendileri bir arada. AFAD Başkanımız, bugün yine sınırda olan Bakan Yardımcımız İsmail Bey, valilerimiz, defalarca bir araya geldik. Ve huzurunuzda bir şeyi söylemek istiyorum. Gerek İdlib olsun, gerek Cerablus olsun, gerek Azez olsun, gerek Elbap olsun, gerek Resulayn olsun, gerek Tel Abyad olsun, gerek Çoban Bey olsun, gerek Mare olsun, gerek son 2 yılda
Yani bizim bir araya geldiğimiz 2020 tarihinden itibaren Türkiye içerisinde yaşamış olduğumuz afetler olsun. Elazığ'dan başlayarak yaşadığımız afetler olsun. Buradaki sivil toplum örgütlerimiz ve benzer sivil toplum örgütlerimizle hem Türkiye içerisinde hem Türkiye'nin yakın coğrafyasında, sınırlarımızın hemen ötesinde, hem uzak coğrafyalarımızda ay yıldızlı bayrağımızı, milletimizin sahip olduğu tüm medeni değerleri onurlandıracak, tam da bize yakışır. Geçmişimize, ecdadımıza yakışır. Tam geleceğimize bırakacak büyük bir mirası temsil eden insanlığı ve yardımseverliği bu masadaki arkadaşlarımız Allah rızası için, rızan lillah için gerçekleştirdiler. Bu milletimizin yardımlarını dünyaya ulaştırmak için elden gelen her türlü süreci ortaya koydular. Ve şunu söylemek isterim. Bunun için adanmış olmak lazım. Hesabi olmamak lazım. Hasbi olmak lazım. Bunun için insanı mış gibi sevmemek lazım. Her insan bir alemdir düsturundan, ilkesinden hareket etmek lazım. Bunun için iyiliklerin aslında karşılıklarının ne olduğunu sadece insan hakları evrensel beyannamesinde yazılı bir metin olarak görmemek lazım. Vicdana yazmak lazım. Kalbe yazmak lazım. Gönle yazmak lazım. İnsanı sevmek lazım. Bunun için sadece para hesabı yapmamak lazım. Şu ülkeye şu kadar yardım edersem ne olur diye batılı sömürgecilerin ortaya koyduğu bir matematiğin içerisine düşmemek lazım. İşin hesabı budur. Bakın, bütün bunları yaparken geçen gün İHA'daki bir kardeşimizi, arama kurtarmada defalarca birlikte olduğumuz, insani yardımlarda defalarca birlikte olduğumuz, omuz omuza olduğumuz bir kardeşimizi rahmete uğurladık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yaptığı iyilikler ve insanilikler inşallah mükafat olarak Cenab-ı Allah'ın cennetiyle ve cemaliyle buluşmasına nasip olsun. Bizim yapabileceğimiz en büyük dua budur. Şahidiz. Hem yaptıklarına şahidiz. Hem de ortaya koyduğu adanmışlığa ve bıraktıklarına şahidiz. Tekrar Allah rahmet eylesin. Onun için buradaki arkadaşlarımızla hakikaten onur duyuyoruz. Ülkemiz olarak, devletimiz olarak ve milletimiz olarak onur duyuyoruz. Ve İdlib'de giderek artan insani dram ve barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak başladığımız bu kampanyanın ilk etaptaki hedefi 20 bin biriket ev yapmaktı. Yani bu masada ilk defa 2020'nin ilk ayında toplandığımızda hedefimiz oydu. Allah'a şükür bu noktayı hızlıca geçtik. Sonrasında yine Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir hedef daha koydu, 50 bin hedef. Yine arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 50 bin hedef koyduğunu kendileriyle paylaştık. Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 259 noktada biriket ev yapım çalışmalarına başladık. AFAD Başkanlığı'nca 7613 adet, Türk Kızılayı tarafından 2189 adet, Türk Diyanet Vakfı tarafından 8016 adet, İHA İnsani Yardım Vakfı tarafından 18601 adet, Sadaka Taşı Derneği tarafından 5050 adet, Hayrat Yardım Derneği tarafından 2058 adet, Deniz Feneri Derneği tarafından 1720 adet, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından 587 adet, Beşir Derneği tarafından 641 adet, Fetih Vakfı tarafından 2086 adet, Kıyamder tarafından 256 adet, Anda tarafından 200 adet,
7 Başak tarafından 700 adet, hatta belki de 800. İDDEF tarafından 610 adet. Diğer STK'lar tarafından 9352 olmak üzere toplam 59679 adet ev, biriket ev tamamlanmıştır. Bu tamamlanan. Tamamlanan bu biriket evlerin 45903 adedi İdlib bölgesinde, 13776'sı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Hareket bölgesindedir. Ve tamamlanan bu evlere şu ana kadar 51427 aile yerleştirilmiştir. Ayrıca biriket ev alanlarında 69 cami, 24 sağlık merkezi, 68 okul, 23 çocuk parkı, 26 sosyal tesis, 21 fırın, 95 su kuyusu, 3 aş evi yapımı tamamlanmıştır. Halen 15 cami, 6 okul, 14 sosyal tesisin yapımı da devam etmektedir. Burada bir parantez açmak isterim. Fırın deyince, aş evi deyince, yine geçen günlerde bir takım hakikaten insanlığa yakışmayacak derecede yazılarını ve değerlendirmelerini gördüklerimizle karşılaştık. Diyor ki, İdlib'e ekmek yardımı yapılıyor, devletin parasıyla yapılıyor. Diyor ki, İdlib'e yemek yardımı yapılıyor ve gıda yardımı yapılıyor. Sivil toplum örgütleri bunların devletin parasıyla yapıyorlar. Bir, hem yardım etmiyorlar, hem bir insanlık dramına seyirci kalıyorlar, hem de iftira atıyorlar. Hala 2-3 gün önce, bütün bunlar açıklanmasına rağmen, ki bir şeyi sormak isterim. Örneğin Avrupalılar dünyanın birçok ülkesine de yeteri kadar olmasa da yardım ediyorlar. Bunu ortaya atanlara bir şey sormak isterim. Onlar kimin parasıyla yardım ediyorlar? Biz kendi milletimizin bağışlarıyla ve insani yardımlarla yapıyoruz. Peki, çok okumuş bilmiş, şu anda köşe yazarlığı yapan, tarih deyince mangalda kül bırakmayan, özgürlük ve demokrasi deyince kimseye pabuç bırakmayanlar, biraz zihinlerini kurcalasalar, Avrupa Birliği kendilerine göç gelmesin diye aldıkları tedbirleri kimin parasıyla yapıyorlar? Ben söyleyeyim. Almanya'daki yaşayan vatandaşın vergileriyle, yine ben söyleyeyim, Hollanda'da yaşayan vatandaşların vergileriyle, Fransa'da yaşayan vatandaşların vergileriyle yapıyorlar. Bunu biliyorlar. Ama sadece bir insani yardımı vatandaşımızın kendi isteğiyle ve sivil toplum örgütleriyle beraber yaptığı yardımı da siyasallaştırmak için, bizim her yaptığımızın kötü olduğu çıkarımıyla, savıyla ortaya düşerek onu farklılaştırmak için bu tezviratları ve yalanları ortaya yapıyorlar. Hem iyilik yapılacak, hem göç engellenecek, hem göç yönetilecek, hem etrafımızdaki coğrafyadaki insanlara ve mazlumlara ve mağdurlara yardımcı olunacak, hem de bu iftiralarla, bu fitnelerle, bu tezviratlarla ve bu yalanlarla mücadele edecek. Allah güç ve kuvvet veriyor. Tüm bu çalışmaların, orada gerçekleştirilen operasyonların, hayatı normalleşmemizin çok net bir sonucu var. Son verilere göre 503.150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri dönmüştür. Bunu arttırmak, oranın daha çok istikrara kavuşmasına, oradaki insanlara bir nefes alma imkanı, barınma imkanı oluşturulmasına elbette bağlıdır. Bu noktadan hareketle 20 bin biriket ev hedefiyle başladığımız ve hakikaten şu anda 60 bini tamamlanan, devam ediyorum, kampanyamızda vites yükseltiyoruz. Ve inşallah
Cumhurbaşkanımızın verdiği hedef doğrultusunda bugün itibariyle 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz. Mantıklı, sonuç odaklı, sonuçta üreten, tamamen hayırseverlerimizin bağışlarıyla gerçekleşen, buradaki arkadaşlarımızın emek ve gayretleriyle gerçekleşen bir kampanyanın 100 bin hedefini aşması konusundaki planlamalarımızı da gerçekleştirdiğimizi, burada bulunan 19 sivil toplum örgütüne orada yeni yerler tahsis edildiğini, altyapılarının hazırlandığını, hazırlanmaya devam ettiğini ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biraz sonra isimleri tekrar sayacağım. Tamamen insan odaklı, göç meselesinin sağlıklı bir neticeye kavuşmasıyla ilgili, ülkemizin güvenliğine katkısı olan, belki hepsinden önemlisi insanın yaşama hakkıyla ilgili, vicdanımızla ilgili bir kampanyanın ikinci etabını hep birlikte başlatıyoruz. İnsani ve samimi bir kampanya olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtiyoruz. Bu itibarla imkanı olan herkesin sivil toplum kuruluşlarımızın hassasiyetlerine talip olduğumuzu, bugüne kadar yardım eden tüm hayırseverlerimize, vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kurumlarımıza, buralardaki yöneticilerimize de müteşekkiriz. Öncelikle tekraren milletimize medyunu şükranız. Kış oldu. Çamurdan oradaki vatandaşlarımızı çamurdan kurtarabilmek için, çadırlardaki çamurdan kurtarabilmek için tüm yardımlarını ortaya koydular. Briket evler yaptılar. Kanalizasyonunu, suyunu, elektriğini, okulunu, sağlık ocağını, fırınını, camisini, çocukların oyun parkını, sosyal donatılarını orada oluşturmaya çalıştılar. Her bir yaptıklarında çocuklar gibi sevindiler. Allah onlardan razı olsun. Yetmedi. Belki milletimize ulaştırmakta zorluk çekmiş olabiliriz. Bu kış dahi on binlerce tır gıda yardımını, onların ısınması için kömürü, insani yardımlarla sivil toplum kuruluşlarımız buradan oraya ulaştırdılar. Ben Türk Silahlı Kuvvetlerimize, tüm güvenlik güçlerimize, o bölgede huzuru sağlayan jandarmamıza, polisimize, aynı zamanda oradaki yerel güvenlik görevlilerine, oranın normalleşmesini sağlayan oranın ilçe meclislerine, herkese huzurunuza teşekkür etmek isterim. Hakikaten el birliğiyle savaş cenderesinin içerisine gömülmeye çalışılan bir bölge, birçok fedakarlıkla şehitlerimizin kanıyla, orada arkadaşlarımızın büyük fedakarlıklarıyla normalleşmeye çalışılmaktadır. Ve milletimiz de orayı bırakmamaktadır. Şunu ifade ederek sözlerimi tamamlamak isterim. Biz millet olarak tarihimizden neyi başardıysak hep birlikte ve birliğimizi koruyarak başardık. Dünyanın tüm görmezden gelmesine rağmen, gayri samimi tavrına rağmen, kendi medeniyet değerleriyle çelişen tavrına rağmen, içeriden ve dışarıdan gelen ırkçı telkin ve provokasyonlara rağmen, inşallah bu meseleyi de el birliğiyle yine kendi ferasetimiz ve medeniyet değerlerimizle aşacağımıza inanıyoruz. Bu noktaya kadar gösterdikleri sabır, feraset ve kudret için tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyoruz. Ve buradaki bulunan sivil toplum örgütlerini de, özellikle Türk Kızılay'ı, Türk Diyanet Vakfı, İHH, Hayrat Yardım Derneği, Sadaka Taşı Derneği, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği, Fetih Vakfı, İDDEF, Hayat Yolu Kalkınma Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı,
Can Suyu Derneği, Yedi Başak Derneği, ANDA, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İlim ve Kültür Vakfı, Merkezi Vakfı, İlim ve Kültür Merkezi Vakfı, Kıyamder, Verener Derneği, Umut Ol Derneği. Toplam 19 kuruluş. Ama bunun yanı sıra Memur Sen gibi yine bu sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içerisinde olup da orada bu destekleri ve yardımları ortaya koyan birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütümüz var. Hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda 100 bin biriket evi yıl sonu gelmeden tamamlamış, bitirmiş olacağız. 100 bin ev en az 600 bin kişiyi çadırdan kurtulmuş olacak orada. Aynı zamanda 1 milyon kişinin onurlu, gönüllü geri dönüş projesinde de yine uluslararası yardım derneklerinin ortaya koyduğu katkı kadar bizim burada bulunan sivil toplum kuruluşlarımızla da yaptığımız değerlendirme çerçevesinde bu 1 milyon içerisinden Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımızda biz de buna katkı koymak, biz de bu planlamanın içerisinde olmak istiyoruz diyerek karşılıklı bir değerlendirmeyi ve bir mutabakatı ortaya koyduğumuzu burada bir vesileyle ifade etmek isterim. En kısa zamanda onlara da başlayacağız. Ve inşallah sadece İdlib değil, aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus'ta, Elbap'ta ve aynı zamanda Barış Pınarı bölgesinde Tel Abyad'da ve Resulayn'da da yaklaşık 19 projelendirilmiş bölgede de AFAD koordinasyon projelendirilen alanlarda kendilerine yer gösterilerek onurlu, gönüllü geri dönüşleri, güvenli geri dönüşleri katkı sağlayabilecek bir projede de adımlar olacak. Yine Emre Yerli kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyerek buradaki bu kampanyanın ikinci etabının yani 100 bin biriket eve tamamlanma etabının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Birkaç sivil toplum kuruluşu arkadaşıma değerlendirmeden almak için söz vermek istiyorum.